canım. Hadi iç bunu bak. Midene iyi gelecek. İçin çıktı kuskus. Hadi gel hadi. Sinirim vurdu midene tabii. İç hadi. Herifin şerefsiz olduğunu daha doğduğun günden beri bilmiyorsun sanki. Sizi bırakmış kaçmış. Başka bir hayat kurmuş. Çocukları olmuş. Onları çok seviyormuş. Seni tanımamış. Gözlerine bakmış. Ne olmuş peki? Kim o adam senin için narin? Kim o ya? Bir yabancı. Bunca yıl yoktu onlar. Ya sen kendi hayatını milim milim, santim santim kurmadın mı? Bir an bile geriye bakmadan. Şimdi ne oluyorsun? Sanki ölmüşler gibi geldi. Kim? Şadiye ile Mehmet. Sanki ölmüşler de başka bir hayata doğmuşlar gibi geldi. Hem onlar gibiydiler, hem başkası gibi. Gibiydi Deniz. Çok korkunçtu. Benim Şadiye'den bir haber almam lazım artık. Çok özledim bunu. Biliyorum canım. Buluruz. Ya ben yıllardır senin bunu söylemeni bekliyorum. Bak iyileşiyorsun sonunda. Geçmiş yok gibi yaşayamaz ki insan. Buluruz canım benim. Buluruz Şadiye. Günaydın. Günaydın Narin Hanım. Erol Bey geldi sizi bekliyor. Sade kahvenizi oraya getiriyorum. Tamam canım. Günaydın. Günaydın Narin. Geç, buyur. Evet. Seninle bir ziyaret yapacağız bu sabah birlikte. Öyle mi? Nereye gideceğiz? Önce bir kahvemizi içelim. Hafta sonu iyi geçti mi? Çok iyiydi. Sizinki? Çiftlikteydik. Oldukça da kalabalıktı. Gel. Ahmetler de geldi bu pazar. Yani bir tek seni ağırlayamadık bizim çiftlikte. En kısa zamanda geleceğim söz. Hadi bakalım. Sermet Karayel adını duydun mu hiç? Duydum. Duydum tabii ki. Adı gibi iş dünyasının da Karayel'i derler ama çok iyi şeyler duymadım. Yarısı tevatür. Sermet Bey'in başı dertte. Seninle onu ziyaret edeceğiz. Kendisi yakın arkadaşımdır, bana ihtiyacı var. Saçma sapan avukatların elinde telefon oluyor çünkü. Nasıl olur Erol Bey? Bu şirketin adının öyle bir adamla anılmasına nasıl müsaade edersiniz? Saygınlığınızı nasıl tehlikeye atarsınız? Yani bu şirketin kuralları var. Gelenekleri var değil mi? Öyle her eline gelen ben çalışıyor. Hiçbir şeyi tehlikeye atmayacağım. Sen olacaksın onun avukatı. Abi düşün, genç bir avukat hanım. Sermet Karayel için varını yoğunu ortaya koyacak ve onu bu başındaki tehlikelerden kurtaracak. Nasıl? Ama perde arkasında ben olacağım tabii, merak etme. Seni adım adım yönlendireceğim. Ben ülkenin en karanlık adamlarından birinin avukatı olacağım, öyle mi? Neden be? Ahmet bayılır böyle tiplere. Neden o değil? Çünkü Ahmet Nord Elektrik işini takip ediyor. Ve onlar da Ahmet'in adının bu işle anılmasından hoşlanmazlar. Yabancıları bilirsin. Yani bu iş için en uygun kişi sensin. Kurban ben seçildim ya. Evet, 10 dakika sonra çıkarız. Çünkü Sermet vakit kaybetmemizi istemiyorum. Burada onun dosyası, çıkmadan bir göz at. Alo, Deniz. Vallahi anlamam artık. Günlerdir yüzünü görmüyorum. Bu gece çıkacağız. Başlatma şimdi. Kızım deli misin? Rüyanda mı gördün beni? Saat daha sabahın 9'u. Nasıl ayaktasın sen bu saatte? Bana bak, sesin de iyi gelmiyor. Yoksa bir şey mi oldu?
Çok kötüyüm Nari. Konuşmamız lazım acil. Sakın Can'la kavga ettik deme. Bir sevgilisi var. Ne? Hani her şey yolundaydı? Hani çok güzel gidiyordu? Çok kötüyüm Nari. Ah canım benim. Ağlama. Deniz'ciğim bak benim şimdi çıkmam gerekiyor. Patronla bir yere kadar gideceğim. Ondan sonra akşam için ararım seni, konuşuruz. Tamam mı? Uzun uzun anlatırsın. Ağlama canım benim. Tamam. Tamam, ağlamıyorum, tamam. Hadi arayacağım, öptüm çok. Hadi. Erol Bey indi mi? Hayır Narin Hanım, ama birazdan iner. Tamam. Ablacığım neredesin sen ya? Hani benim ofise bakmaya gidecektik. Kahvaltı hazırladım geleceksin diye bekliyorum. Telefonun da meşgul 2 saattir. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Çıkarım şimdi. Daha giyinmemişsin bile. Yine Narin'le dedikoduya daldın. Beni unuttun tabii değil mi? Ben buradayım artık abla. Biraz da benimle ilgilensen. Kötü olduğumu görmeyecek kadar kör müsün Irmak? Yani... Kusura bakma biraz sert konuşacağım belki ama alkolik, işsiz, güçsüz, serserinin tekiyle takılmaya devam edersen sen daha çok ağlarsın haliyle. Can ressam, işsiz, güçsüz de değil. Ressam tabii unuttum. Kaç resim satmıştı şimdiye kadar? Sana sattıkları dışında tabii ki. Yeter kafa ütüleme ya. Sen benim annem değilsin. Ayrıca herkes senin gibi 40 bin lira maaşlı genel müdür yardımcılarıyla çıkmak zorunda da değil. Şu haline bak abla ya. Seninki şımarıklık artık. Başka bir şey değil. Her şeyin var ya. Her şeyin var. Saygın bir ailen var. Dünya kadar param var. Keyfine göre gidip geldiğin bir işin var. Koskoca rahat bir evin var. Üstelik benim gibi bir kız kardeşim var. Senin seçtiğin çevreye bir bakar mısın? Amcam bile ki bugüne kadar bir kere bile lafını etmemiştir. Yaka silkiyor artık seni bu hayatında. Bütün site inledi dün gece kavganızdan ya. Amcamdan utan, komşulardan utan bari. Utanacak ne var be? Herif beni boynuzluyor, ben mi utanacağım? Ya o kadarını herkes anladı zaten bağırmalarınızdan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.